Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde cezerye nasıl yapılır onu deneyeceğim. Biz çok beğendik, umarım siz de beğenir ve hemen yaparsınız. Malzemelere geçiyorum. 1 kilo havuç, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz, yarım çay bardağından az su, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı tarçın, çay kaşığının ucuyla limon tuzu. Tüm malzemelerimiz bu. Şimdi havuçlarımızı soyuyoruz. Soyduktan sonra tenceremize iri iri rastgele doğruyoruz. Hepsini doğradıktan sonra havuçların üzerine geçecek kadar su doldurup ocağa alıp haşlıyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz. Havuçlarımız haşlandı. Kontrol ediyoruz çatalımızı batırarak. Gördüğünüz yumuşamış. Hemen süzüyoruz onları ve robotumuzdan geçip püre haline getireceğiz. Eğer ki robotunuz yoksa rendenin en küçük tarafıyla çok iyi bir şekilde rendeledikten sonra da gayet güzel oluyor. Evet, havucumuz püre haline geldi. Hemen tavamıza havucumuzu alıyoruz ve suyunu çektirene kadar orta ateşte karıştırıyoruz. Benim eşim Mersinli. İlk Mersin'e gittiğimde, yediğimde çok beğendim. Çok lezzetliydi. Bu şekilde tanıştım cezerye ile. Evdeki hazırlar kadar sert olmuyor. Biraz daha yumuşak. Ama emin olun çok lezzetli oluyor. Şimdi suyumuzu nişastamıza ekledik. Ve nişastamızı açıp havucumuza döküyoruz. Bunu da havucumuzda iyice suyunu çektirene kadar karıştırıp yediriyoruz. Evet, iyice suyunu çekti ve şekerimizi ekliyoruz. Şeker yine sulandıracağı için yine aynı şekilde devamlı karıştırıyoruz. Hem şekerimiz eriyecek hem de havuç iyice şekerin suyunu çekecek. Devamlı karıştırmayı unutmuyoruz. Çünkü yanabilir, dibi tutabilir. Evet, şimdi de tarçın ve limon tuzumuzu ekledik. Karıştırıyoruz. Son olarak da cevizimi ekliyorum. 1 dakika kadar yine karıştırıyorum. Çok fazla da tutmayacağım. Ceviz de yansın istemiyorum. Cezeryemiz pişmiştir. Altını kapatıp biraz soğumasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi dikdörtgen bir borcama buzdolabı poşetini açtım. Biraz soğuyan cezeryemizi kabımızın içine alıyoruz. Ve mümkün olduğunca düzleştirmeye çalışıyoruz. Köşelere dikkat ediyoruz. Her yere aynı miktarda cezeryenin gelmesine dikkat edelim. Poşetimizi kapatıyoruz. Tamamen. Ve dolaba koyuyoruz. Tam bir gece dolapta kalması gerek toparlaması için. Ben videomuza yarın çekim olarak devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Evet, cezeryemiz bir gece dolapta bekledikten sonra borcamdan çıkaracağız. Gördüğünüz gibi kalıp gibi çıktı. Bence kıvamı güzel olmuş. Şimdi bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Gayet güzel tutmuş. Kenara aldık cezeryemizi. Tezgahın üstünü kurulamış olalım. Hindistan cevizimizi cezeryenin genişliği kadar tezgahta döküyoruz. Çünkü cezeryeyi üzerine yatıracağız. Bolca dökebiliriz. Hatta kesme işleminden sonra bile zemindeki Hindistan cevizi yeterli gelmeye de biliyor. Cezeryemizi açıyoruz. Evet, tezgahı ters çevirdik ve yine üstüne bolca Hindistan cevizimizi döküyoruz.
Tamamen kapatıyoruz üzerine. Şimdi kesiyoruz. İstediğiniz ölçüde, büyüklükte kesebilirsiniz. İnce uzun şeritler halinde veya kare olarak da kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kestim. Çok ufak yapmadım. Gördüğünüz gibi. Şimdi cezeryenin kesildikten sonra Hindistan cevizsiz kalan yerlerini de Hindistan cevizine bulayıp tabağımıza dizeceğiz. Bakın ne kadar rahatlıkla tutuyorum, şekil veriyorum. Çok güzel kıvamı. Ne dağılıyor, ne yırtılıyor. Dediğim gibi alt kısmına o kadar bol Hindistan cevizi dökmeme rağmen yine de çevirip oralara da Hindistan cevizi ekledim. Evet, cezeryelerimiz hazır. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.